Ben üstümü değiştireyim. Necla. Annen o paraya ihtiyacın olmadığını söylerken abin için biraz zaman istediğini anlatmaya çalıştı. Yani. Abinin böyle bir niyeti yok. Annen de ifade edemedi zaten. Yanlış anlaşıldı. Şevket söyledi en kısa zamanda ödeyeceğini. O parayı iade etmeme gibi bir şey söz konusu olamaz. Tabii canım. Zaten kimseye güvenerek başlamamıştı bu işe. Şartlar öyle gelişti. Bir takım aksilikler oldu. Mecbur kaldığı için Cem'in yardım teklifini kabul etti. Biliyorsun biz de ne badireler atlattık. Kimseye boyun eğmedik. Kimseye avuç açmadık. Kimseye yük olmadık. Bundan sonra da hep böyle olacak. Biz sana destek olmak için buradayız. Yük olmak için değil. Biliyorum. Herhangi bir beklentimiz olduğunu düşünürsen çok üzülürüm. Sakın ha. Sakın böyle bir şeyi aklına getirme. Bu herkese büyük haksızlık olur. Sizin için değil. Öyle genel olarak söyledim ben. Her neyse. Ben de karşılıklı yanlış anlamaları düzeltmek için söyledim. Hadi git değiştir üstünü. Elini yüzünü yıka da gel. Suzan Hanım'ı arıyorum. Sen kapıyı kontrol et. Boş ver. Üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor. Sen biliyor musun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir daha böyle abuk sabuk konuştuğunu duymayacağım. Alo Suzan Hanım, ben Nursel. Söyle Nursel. Burada olay çıktı. Ne oldu? Ailesi para kavgası yapıyor. Tembih etmesen neyse. Bizim onun parasında gözümüz mü var? Aç mıyız, açıktan mıyız, muhtaç mıyız? Ay sus, hizmetçilere rezil olacağız, sus. Niye küçük düşürüyorsun kendini? Niye utandırıyorsun bizi? Canım yabancı mı o kızımız? Bak hala. Ay tamam, bir daha ağzımı açmam. Hele bir aç. Sanki para peşindeyiz biz. Rahmetlinin mirasına göz diktik. Ayıp yahu. Annesi abisine yardım etmesini istedi. O da karşı çıkınca kavga çıktı. Rezil insanlar, rezil. Babası annesine kızdı ama Hayriye Hanım hiç rahat bırakmayacağı benziyor Necla Hanım'a. Hale bak. Durup dururken işittiğimiz lafa bak. Bu utancı hak ettik mi? Ben gideyim. Ay yapma oğlum, otur. Aa sen de. Git. Hatta dur, ben de geliyorum. Ay ne olur yapmayın. Üzülür. Küslük yapılacak zaman mı Allah aşkına? Bir cahillik etti diye mesele haline getirip işi büyütmeyin. Ne olur Ali Rıza. Ay vallahi kahrolur çocuk. Babasın sen. Şimdi bu haldeki çocukla kendini bir tutma. Allah şeyde gidiniz. Hani hafta sonu kalacaktım ben? Ne diyorsam onu yapın hadi. Hadi yürü Ayşe. Söz denin hadi bakayım. Eşyalarımı alayım. Çıkma şimdi. Sonra getiririm ben. Hoşça kal. Güle güle kızım. İyi akşamlar. Sana da canım. İyi akşamlar. Sizi geçireyim.
Yok, hala burada kalıyorlar. Kapat, gelen var. Geliyorlar, sonra ararım ben yine. Dikkatli gidin çocuğum. Ayşe, önünü kapat, üşüme. Dı 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 dı, cadı. Utanmaz insanlar, aç gözlüler. Para yüzünden birbirlerine düşmüşler. Olacağına bak. Daha yavrumun mezarındaki çiçekler solmadı. Suzancığım. Gündoğdu hepsini. Kurtuldular tabii o sefil hayatlarından. O hırsız abisi, görmemiş annesi. Hepsi üşüşmüşler başına. Yarın bir gün köylü eniştesi de gelir, deli kız kardeşi de. Biz bu insanlara katlanmak zorunda mıyız? O kızın bizim hayatımızda yeri yok. Bir an önce söküp atmamız lazım Kemal. Onunla hiçbir şekilde yüz yüze gelmek istemiyorum. Varlığını tahammül edemiyorum. Düşündüğümden de çabuk çıkardı tırnaklarını. Avukata da göstermiş yüzünü. Hı-hı. Şirketteki haklarımdan da vazgeçmeyeceğim demiş. Hangi haktan söz ediyor o? Oğlum toprağın altında yatarken onun nefes almaya bile hakkı yok. Ona bir hisse bile kaptırmayacaksın, o kadar söylüyorum sana. Ben ona pabuç bırakır mıyım Suzan? İkna edeceğim ben onu. Kendi ayaklarıyla çekip gidecek. Her şeyin bir zamanı var. Sabret. Necla. Kızım. Niye oturuyorsun burada? Yapma böyle ama. Söylediklerin babanın çok gücüne gitti. Kırıldı adam, yazık. Ben kimseye özel bir şey söylemedim. Genel konuştum öyle. Ama laf hepimize dokundu kızım. Abin de alındı kalktı gitti. Kaç kere söyledim. O inşaat konusunda bana baskı yapma diye. İstemiyorum ben uğursuz inşaatı. Hala senin deyip duruyorsun onun yanında. O dediğin senin abin evladım. Kardeşsiniz siz. Hayatta en büyük kötülükleri kardeşlerimden gördüm ben. Deme öyle. Birbirinizden başka kiminiz var hayatta? Ben yalnızım anne. Tek başımayım. Bunu alıştırmaya çalışıyorum kendime. Alışmaya mecburum. Hadi gel. Yapma kızım. Üzme babanı daha fazla. Hadi bakayım. Tamam. Gitsen ben biraz toparlanayım, geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.